Merhabalar herkese, ben Mehmet Çoban. Bugün 3 Aralık Cuma. Ekrandan görebileceğiniz gibi kripto para piyasası kararsız bir seyre uyandı. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar paritesinde 56.654 dolar seviyesinde fiyatlar oluşuyor. Şu dakikalar itibariyle %0.18 oranında çok küçük çaplı bir yükseliş var. Parite biliyorsunuz 59.000 dolarlı seviyelerden başlattı. Düşüş hareketini 56.000 dolar seviyeden altına kadar taşımıştı. Ancak kritik bir destek noktası vardı. Orası şu ana kadar çalıştı ancak parite üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Şu dakikalar itibariyle biraz sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ethereum dolar paritesi analizlerimizde sürekli söylüyoruz. 4.900 dolar seviyesi bu hafta oldukça kritik, oldukça önemli bir direnç noktası. Özellikle altcoin'lerle yatırım yapan yatırımcıların Ethereum dolar paritesinde elinde bulunması bile takip etmesinde fayda var. Zira altcoin'lerin lideri konumundaki Ethereum dolar paritesindeki hareket, yukarı yönlü ivme, altcoin'lerde tek başına bir kriter olması da yukarı yönlü taşıyacak etkenlerden bir tanesi konumunda ve 4.900 dolar seviyesi bu hafta o yükselişleri sınırlayan trendin direnç noktası konumunda. 4.526 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle %0.33 oranında bir yükseliş var. Solana'da %2.38, DOT'ta %0.45, ADA'da %10.54 oranında yükselişler varken Binance Coin'de %0.03, XRP'de %0.02 oranında çok küçük çaplı düşüşler var. Bugünkü videomuzun konusu her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar paritesi piyasayı çok ciddi anlamda domine ediyor. Onun dışında size gelen istekler doğrultusunda Litecoin de bugünkü videomuzun konusu arasında yer alacak. İsterseniz hızlıca Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Ekranda 4 saatlik Bitcoin dolar grafiği açık. Dikkat ederseniz bu maviyle gösterdiğimiz, hatta bunun rengini değiştirelim. Bu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisinin oluşturduğu satış baskısı üzerinde hareket ediyor Bitcoin dolar paritesi. Bu satış baskısı yaklaşık 69.000 dolarlı seviyelerden Kasım ayının ikinci yarısına, yani ikinci haftasından sonra başladı. Ve bu satış baskısı altında yükselişlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. Zaman zaman yukarı denemeler oluyor, bu olumlu. Ancak dikkat ederseniz kapanışlar Bitcoin dolar paritesi bu trend çizgisinin altında gerçekleşiyor. O zaman biz yorumumuzu şöyle yapalım. Bu trend çizgisinin altında kalındığı sürece Bitcoin dolar paritesinde yükselişler sınırlı ve geri çekilmeler direnç noktalarında karşılaşılabilir. Bunun dışında yatay destek noktaları var. Yatay destek noktaları şu ana kadar iyi çalıştı gibi. Özellikle 55.600-55.800 dolar bandındaki destek noktası paritede şu anda oldukça iyi çalışmışa benziyor. Çünkü bu seviyenin altına gelinmesi durumunda aslında parite için kısa dönemde asıl önemli destek noktası 53.400-54.000 dolar bandında olduğunu söylemiştik zaten. Bu sarı bölge, dikkat edersiniz, geri çekilmelerde, sert düşüşlerde bile bu sarı bölgeden Bitcoin dolar paritesine bir tepki alımı geldi. Ancak paritede asıl önemli destek noktası bu trend çizgisi. Burası yaklaşık 51.300 dolarlı seviyelere denk geliyor. Neden burası önemli? Analizlerimizde bunu sıklıkla belirtiyoruz çünkü son derece önemli. Burası aslında 20 Temmuz 2021 tarihinde Bitcoin dolar paritesinin başlattığı yükseliş trendinin destek noktası. O zaman biz yorumumuzu şu şekilde yapılırız Bitcoin dolar paritesine. Çünkü bu destek noktasını bir miktar daha göstermek istiyorum. Bu destek noktasının her test edişinde Bitcoin dolar paritesi yaklaşık %50'nin üzerinde bir prim sağlıyor. Şu anda 51.000 dolarlı seviyelere denk geliyor. Yaklaşık olarak 51.300 dolarlı seviyelere denk geliyor. Eğer bu döngü tekrarlanırsa, paritedeki bu döngü tekrarlanırsa Bitcoin dolar paritesinde yaklaşık 50.000 dolar seviyesinin üzerindeki %50'nin üzerindeki bir prim söz konusuysa 70.000 dolarlı seviyelerin, 70-75.000 dolarlı seviyelerin üzeri hedeflenebilir gibi gözüküyor. Ancak şu an için kısa vadeli baktığımız noktalar özellikle bu trend çizgisinin üzerine çıkıyor mu parite ve maviyle gösterdiğimiz bu trend çizgisinin üzerinde kalıyor mu? Şimdi olumlu senaryoda bu trend çizgisinin üzerine çıkılması durumunda bu kırıldığının teyidini ise biz yaklaşık 59.000-60.000 dolar bandının, yani şu bölgenin kırılmasıyla alacağız. Burası kırıldığı takdirde paritede bir sonraki direnç noktasını, trend direncine kadar da yukarı hareket beklenebilir. Burası da 63.400 dolarlı seviyeler yapıyor şu dakikalar itibariyle. Şimdi biz paritede 70.000 dolarlı, 80.000 dolarlı seviyeleri telaffuz edebilmemiz için kesinlikle bu trend çizgisini, maviyle gösterdiğimiz bu trend çizgisinin üzerine çıkılması şart. Bu trend çizgisinin üzerine çıkıldığı takdirde paritede şu seviyeler ara direnç noktaları olmak üzere, yani 66.700, 68.800 dolar seviyesi, 69.000 dolar seviyeleri direnç noktaları olmak üzere paritede yaklaşık 70-80.000 dolarlı seviyeden hedeflenebileceğini, yaklaşık 79.000 dolar seviyesi gözüküyor şu dakikalar itibariyle hedeflenebileceğini söyleyebiliriz. O zaman biz Bitcoin dolar paritesi olumlu senaryo kurabilmemiz için Öncelikle bu trend çizgisinin yukarı geçilmesi lazım ki burası da yaklaşık 57.000 dolar seviyesi yapıyor. İçinde bulunduğumuz 4 saatlik periyot itibariyle 57.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılıp 59-60.000 dolar seviyesi hacimli şekilde kırılırsa ilk aşamada 63.400 dolar seviyelere kadar bir hareket beklenebilir. 63.400-500 dolar seviyesinin kırılması ise paritede yeniden bizim 70.000, 75.000 hatta 80.000 dolarlı seviyelerin telaffuz etmemizi sağlayabilir. Şimdi bu olumlu senaryonun dışında 55.600-55.800 dolar bandının altına gelinmesi, hatta 59.000 dolar seviyesinde yaklaşık 56.100 dolar seviyesinde çok kuvvetli olmayan bir ara destek noktası var. Ama bizim için asıl önemli 55.600-55.800 dolar bandı. Bu seviyenin altına gelinmesi durumunda paritede 53.400-500 dolar, 53.400-54.000 dolar bandına kadar bir geçirme riskinden bahsedebileceğiz. Bu noktanın altında ise asıl önemli destek noktası 51.300 dolar seviyelerinde bulunuyor. Şimdi 51.300 dolar seviyeler ana trend çizgisinin destek noktası olarak yorumladık. Bu seviyenin altına gelinmesi paritede yaklaşık 47.000 dolarlı seviyelere kadar 49.000 dolar seviyesinde bir ara destek noktası var. 49.500, yani 47.000-49.000 bandına doğru geri çekimler tolere edilebilir paritede. Bir sarkma olarak adlandırılabilir. Altında çok fazla kapanış olmaması takdirde, ancak 47.000 dolar seviyesinin altında kapanışlarda o zaman Bitcoin dolar paritesi için bizim için trend çizgisi, ana trend çizgisi olarak bu kırmızı trend çizgisini alacağız ki bu da düşüş trend çizgisi. O zaman diyeceğiz ki evet, Bitcoin dolar paritesine artık bir trend dönüşümü var. Bizim için asıl olan trenddir, biliyorsunuz. Bitcoin dolar paritesinde bir trend dönüşümü var ve bu trend dönüşümüyle beraber Bitcoin dolar paritesi artık düşüş trendinde. Neresi? 47.000 dolar seviyesinin, 47-49.000 dolar bandının altında artık kapanışlar görmemiz durumunda. Onun dışındaki inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa parite maviyle görseniz bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece yönün yukarı olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi hem direnç noktası, düşüş trendinin direnç noktası hem de yatay destek noktalarının kesiştiği nokta oldukça yakın. Yani önümüzdeki günlerde 1-2 günde Bitcoin dolar paritesinde hareketlerin biraz daha agresifleştiği, biraz daha sertleştiği bir seyir izlenebilir. Yani bu trend çizgilerin aşağıya da yukarı kırılması paritedeki hareketi belirleyecek öneme sahip. Bunun dışında henüz tam olarak sıkışma olduğunu söyleyemeyiz ama maviyle gösterdiğimiz bu yükseliş trendiyle kırmızıyla gösterdiğimiz düşüş trendinin kesiştiği noktanın biraz daha yakınlaştığını söylemekte fayda var. Yani önümüzdeki bu kısa vadede bu yatay destek noktası ve bu kırmızıyla gösterdiğimiz düşüş trend çizgisi, biraz daha fazla vadede ise bu maviyle gösterdiğimiz yükseliş trendiyle bu kırmızıyla gösterdiğimiz düşüş trendinin kesiştiği noktanın yaklaşması paritede sert hareketler olabileceğini gösteriyor. Hemen isterseniz bir de hareketli ortalamalara bakalım. Şimdi hareketli ortalamalarda biliyorsunuz dönem dönem analizlerimizde ufak teknik analiz argümanları da, anekdotları da veriyoruz. Şimdi yükselişlerde hareketli ortalamaların büyükten küçüğe doğru sıralanması lazım, aşağıdan yukarıya. Yani şu anda önümüzde 50, 100 ve 200 periyotta hareketli ortalamalar açık ve kırmızıyla gösterdiğimiz 50, maviyle gösterdiğimiz 100, yeşille gösterdiğimiz 200. Yani yükseliş hareketlerine, yükseliş trendlerine bu sıralamanın tam tersi olması lazım. Yani en altta 200 periyotluk hareketli ortalama, onun üzerinde 100 periyotluk hareketli ortalama, onun üzerinde de 50 periyotluk hareketli ortalama. Şimdi bu tabloya göre Bitcoin dolar paritesi henüz yükseliş yönünde sinyal vermemiş gibi gözüküyor. Ancak dikkat ederseniz 50 periyotluk hareketli ortalama özellikle dün yaptığı hareketlerle beraber yönünü bir miktar yukarı çevirmiş ve özellikle 100 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı kırma yönünde ufak emareleri var. Ancak henüz daha bunun teyidini almadık. Bir de biliyorsunuz ayrıca yükselişler kesinlikle 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşiyor. Kırmızıyla gösterdiğimiz bu eğri 50 periyotluk hareketli ortalama. Dikkat ederseniz parite 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor ve üzerinde devam ediyor. Ne zaman ki 50 periyotluk hareketli ortalamanın altına iniyor, paritede artık sıkıntılar başlıyor. Geri çekilmeye yönelik riskler başlıyor. Şu anda 50 periyotluk hareketli ortalama içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyot itibariyle 56.429 dolar seviyesine denk geliyor ki yaklaşık 55.800 dolar seviyesinde bir ara direnç noktası, bir destek noktası olduğunu söylemiştik. Şimdi parite bu seviyelerin üzerinde kalma çabası içerisinde. Bu seviyenin üzerinde kalma çabasını başarır ve özellikle 57.000-58.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa çok büyük ihtimalle biz 50 periyotluk hareketli ortalamanın 100 periyotluk hareketli ortalama yukarı doğru kestiğini göreceğiz ki burası yukarı yönünde ilk sinyal olacak çok büyük ihtimalle. Daha sonra bu hareketli ortalamaların dediğimiz şekilde yani altta 200, 100 ve 50 olarak sıralanması durumunda da ise Bitcoin dolar paritesi o zaman gerçek anlamda yükseliş trendinin teyidini almış olacağız. Tekrar grafiğimize dönerek kısa bir özet geçelim. Paritede şu anda düşüş trend çizgisi altındaki baskı devam ediyor. Bu baskının kırılması için öncelikle 57.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılması, ancak asıl nokta 59.000-60.000 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu kırıldığı takdirde satış baskısı azalacak. Ancak Bitcoin dolar paritesinde 63.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılmadıkça yükseliş hareketlerinin satış baskısı azalsa bile tam olarak trend haline dönüşme ihtimalinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz kısa vadeli. Ancak paritede ana yükseliş trendi hala mavili gösterdi. Bu trend çizgisi ve yükseliş trendi bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece, ki burası da 51.300 dolar seviyesine denk geliyor. 51.300 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozisyonların korunmasında fayda var. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların ise özellikle 59-60.000 dolar seviyesinin kırıldığının teyidini almasında fayda var diyelim ve Litecoin'e geçelim. Şimdi Litecoin bizim son dönemde takip ettiğimiz kripto paralar arasında, çünkü bu gene Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi bir düşüş trend çizgisi altında, ancak bu düşüş trend çizgisini kırma yönünde emarelerin olduğunu söylemiştik. Kırmaya yönelik emareler var, ancak yukarı denemeler, dikkat ederseniz özellikle şu noktaya dikkat çekmiştik, 220 dolar seviyesini. Bu seviyenin altında kaldığı sürece bu kırma emarelerin, denemelerin başarısız olabileceğini altına çizmiştik. Nitekim parite şu anda bu 220 dolar seviyesindeki direnç noktasını bir türlü aşamıyor ve bu kırmızıyla gösterdiğimiz düşüş trend çizgisinin çevresindeki hareketini devam ettiriyor. Şimdi o zaman biz paritede öncelikle bu düşüş trend çizgisinin üzerinde kapanışlar görmemiz lazım, ki burası 203 dolar seviyesi yapıyor şu dakikalar itibariyle ve 220 dolar seviyesinin üzerinde artık kapanışlar görmemiz şart. Eğer kapanışlar gerçekleşirse şuradaki trend çizgisini yatay direnç noktasında, yani 228 dolar seviyesine, hatta bir miktar yukarı alalım onu, yaklaşık 228-230 dolar seviyesindeki bandındaki bu trend çizgisinde yatay direnç noktasında kırılma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu kırılırsa biz paritede yaklaşık 282 hatta 300 dolarlık seviyelere doğru bir hareket görebiliriz. O zaman şu anda Litecoin'de ilk takip etmemiz gereken nokta 203 dolar seviyesi. 203 dolar seviyesi kırılması takdirde 214-220 dolar bandına doğru bir hareket olabilir. Ancak 220 dolar bandı yatay direnç noktası geçilmediği sürece hareketlerin buralarda olduğu gibi sınırlı kalması beklenilir. Hacimli bir şekilde burası kırılırsa, kırılması durumunda, üzerine kapanışlar yapılması durumunda 228-230 dolar bandındaki bu direnç noktasında kırılma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yaklaşık 280-300 dolar bandına doğru bir geri çekilme hareketi beklenebilir. Şimdi en önemli destek noktası ise bu maviyle gösterdiğimiz destek noktası, burası 191 dolar seviyesi yapıyor. Şimdi 191 dolar seviyesinin altında yaklaşık 187 ve iğne atmış 184 dolar bandına kadar bir geri çekilme, yani 185 dolar seviyelerine kadar paritede bir geri çekilme hareketin tölere edilebilir 191 dolar desteğinin altında, ancak 184-185 dolar seviyesinin de altına gelinmesi durumunda paritede artık trend çizgisi olarak bu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisini fazlasıyla benimseyeceğiz ve diyeceğiz ki Litecoin şu anda düşüş trend çizgisinin altındaki hareketini devam ettiriyor ve 178 dolarlı seviyelere kadar, hatta 167 dolar seviyelere kadar bir geri çekilme riskini barındırıyor diyebiliriz. MACD indikatöre bakalım kısa vadede MACD indikatörü evet pozitif yönde bir sinyal üretmiş, ancak sinyalin gücünün zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında 50, 100 ve 200 periyotlu hareketli ortalamaya bakalım. Bunlar da aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi olması gerekenin tam tersi şeklinde sıralanmış. Ve şu anda 50 periyotlu hareketli ortalama 202 dolar seviyesinde, 201.52 dolar seviyesinden fiyatlar gerçekleşiyor paritede. 202 dolar seviyesine dikkat. Zira bu seviyenin altına gelinmesi, 50 periyotlu seviyenin altına gelinmesi demek ki düşüşü bir miktar daha devam etmesinin neden olabilir. O yüzden şu anda 50 periyotlu hareketli ortalamaya dikkat etmekte fayda var gibi gözüküyor Litecoin'de. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi piyasaya yön vermesi ve domine etmesi açısından Bitcoin dolar paritesine baktık. Onun dışında Litecoin'de sizden gelen istekler doğrultusunda bugünkü videomuzun konusu arasında yer aldı. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdi hoşçakalın.